Selamlar güzel insanlar. Umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün kitabımız İyi Hissetmek adlı David Burns'un yazdığı bir kitap. Güzel bir kişisel gelişim kitabı. 404 sayfa. Şöyle de kapağını göstereyim. Şöyle de arkasını göstereyim. Kitap cidden kişisel gelişim konusunda çok detaylı ve hani böyle hastalarla bir diyaloglar olsun ya da günlük hayattan şeyler olsun çok detaylı ve güzel bir şekilde çözüm odaklı anlatılan, içinde etkinliklerin de olduğu, hani kendinizi değerlendirdiğinizi, kendinize bir şeyler çıkartabileceğimiz etkinliklerin de olduğu, böyle yapmanız gereken şeylerin de olduğu. İşte mesela bir konu anlatılıyor, o konu hakkında işte şu notlarınızı alın ve 3 gün, 4 gün şunları deneyin falan gibisinden şeylerin de olduğu güzel bir kitap. Dediğim gibi kitap 404 sayfa. Bu etkinlikler falan biraz hızlı geçiyor ama ilk başlarda mesela dili biraz ağır gelebilir. Bundan dolayı birazcık bilinçsel akış tekniğinden bahsediyor. Ve hani bu birazcık daha nasıl diyeyim ama bilimsel olarak inceliyor başta. Ama çok uzun sürmüyor. Ondan sonrasında dediğim gibi hastalarla olan diyaloglarda ve hastaların sadece isimlerini kullanarak onlarla ilgili yaşadığı anıları ve onlarla yaptığı diyalogları anlatıyor. Güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabın cidden kişisel gelişim adı altında en iyi kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kitabı işte sevgilimden aldım. Onun da bir akrabasına psikolog önermiş ve o da bu kitabı okumuş. Cidden hani kitabın faydalı olduğunu düşünüyorum. Bana kendim adına fark ettirdiği bir sürü şey oldu. Mesela minimalı kullanmayı çok fazla yaptığımı gördüm. İşte gün içinde sürekli işte şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım diye kendimi baskıladığımı ve bunun çok yararlı olmadığını gördüm. Mesela sabah kalktım 500 soru çözmeliyim gibisinden yapacağımı hem beynimi rahatlatmak hem de bunun başarıya ulaşmak için bugün soru çözmem daha güzel olabilir gibisinden cümleler kurmama gerektiğini çok net bir şekilde gösterdi. Onun dışında daha bir sürü güzel noktası oldu. Hatta şöyle içine de bakalım. Zaten dediğim gibi ilk başta duygusal problemlerin tedavisinde yeni bir çağ ile başlıyoruz ve duygularımızı anlamak, nasıl düşünüyorsanız öyle hissedersiniz gibi birazcık daha işte teori ve araştırma kısmında problemi anlamak ve bunun bilimsel olarak nasıl olduğunu göstermek açısından açılıyor. Sonra pratik uygulamalar oluyor. Burada işte dediğim gibi etkinlikler, uygulamalar oluyor. Özgüven oluşturmakla başlayalım kısmı cidden güzeldi. Onun dışında kızgın hissediyorsunuz kısmı da çok güzeldi. Yani kızgın hissettiğinizde, öfkeli hissettiğinizdeki durumunuz ne? Mesela daha önce Evrenden Torpilim mi var kitabını okuduğumda öfkelendiğimde yani asıl öfkemin altında yatan şeyin ne olduğunu kendime sorduğum zaman öfkemin çok daha hızlı dindiğini görmüştüm. Bu kitapta da yine aynı şekilde olduğunu gördüm. Onun dışında gerçekçi depresyon var. Depresyonu ben hiç yaşamadım. O yüzden hani yine de okudum o kısmı, güzel bir kısımdı. Ama depresyon durumuna hiç girmedim. Sürekli hani kafamı meşgul ettim. Burada yine güzel anlatılıyordu. Onay bağımlılığı var. Bu da bende çok vardı cidden. Yani sürekli bir şey yapıyorum ve bir onay ya da işte bir takdir, bir şey bekliyordum. Bunu da hem kız arkadaşımla da konuştum. Hani onun da kendi işte yorumları oldu, benim de oldu. Böyle kişisel gelişim kitapları okuyup konuşmak cidden güzel oluyor. Şu an bu videoyu da işte çekiyorum. Çünkü kitabı ona vereceğim, o da okuyacak. O yüzden bunu da hemen çekmek istedim. Bitirir bitirmez hemen çekmek istedim. Güzel bir kitap dediğim gibi. Okumanızı öneriyorum. Baştaki işte tekniksel, bilimsel şeylere çok takılmayın. Hani çok da sıkılırsanız geçin ama bence hani çok da sıkılacağınızı düşünmüyorum. Birazcık daha bunu teknik alarak yaklaşıyorlar. Ve okumanızı öneririm. Yani psikolojik bir kitap okumak istiyorsanız, kişisel gelişim kitabı okumak istiyorsanız okuyacağınız en güzel kitaplardan biri olur. Çok fazla kişisel gelişim kitabı okumuş biri olarak diyorum. Hem yaklaşım olarak hem de fayda olarak çok doğru bir kitap, güzel bir kitap. Zaten çok merak ettiğim bir kitaptı. Bu kitabın farklı versiyonları da var, birlikte iyi hissetmek falan diye. Onları da okuyabilirim. Onları da yorumlara gelebilir siz de isterseniz. Siz de bu kitabı okuduysanız altta yorumlarda size en çok etkilen noktaları ya da işte sizin kendinizi geliştirmeniz gereken yerleri yazabilirsiniz. Kendinize bakın, görüşürüz, bay bay.